Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Zülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 4 Aralık 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Fener'in maçı var. Evet Fenerbahçe'miz bizi üzdü etti ama tekrardan sahalara geri döndük arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fenerbahçe ile Sivasspor Spor Lig'de 35. randevuda iki takım ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin 19 galibiyeti, Kırmızı Beyazlar'ın 7 galibiyeti var ve Bugünkü maçla birlikte 35. kez karşı karşıya gelecek. Sivas Spor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 34 müsabakadan 19'unu Fenerbahçe yedisini Sivas Spor kazandı. 8 mücadele ise beraberlikte sona erdi. Ve Sivas Spor bizim birkaç şampiyonluğumuza mal olacak şeyler yaptı. Bu maçta da Fenerbahçe'nin 71 golüne Sivas Spor 44 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı diyor haberde. Şimdi ben geçtiğimiz sezonda 5 sezon önceydi, 7 sezon önceydi umurumda değil. Bugünkü maçı çıkacağız, oynayacağız, kazanacağız, bakacağız. Şimdi İstanbul'da Fenerbahçe üstün. İki takım arasında 17 müsabakanın 12'sini Fenerbahçe kazandı. Üçünü kırmızı beyazlı takım kazandı. İki karşılaşmada beraber sonuçlandı. Yani bugün 13. galibiyetimizi alacağız inşallah ligde. Ee, bu maçlarda Fenerbahçe 37 gol atarken Sivas Spor 17 kez fileleri havalandırdı. En farklı skorlar 2009-2010 sezonunda Deplasman'da 5-1'lik sonuçta Fenerbahçe aldı. Sivasspor Spor 2011-12, 13-14 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrılıp 2019-20'de evinde Fenerbahçe 3-1 mağlup etti. Öte yandan 2011 sezonun son maçında Fenerbahçe Deplasman'da 4-3 galip gelerek şampiyonluğu ilan etti. Ve 2013-14 sezonun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmada atılan 7 gol ise iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti. Yani kazanalım da 1-0 olsun bizim olsun maçı var ya işte bu maç tam o maçlardan bir tanesi. Fenerbahçe Sivas maç öncesi 4 eksik diyor. Arkadaşlar ee, lütfen videoyu burada kapatmayın izleyin çünkü birkaç şey daha ekleyeceğim. Ya sakın buradan çıkmak gibi hata yapmayın. Sen diyor Süper Lig'in 14. haftasında 4 Kasım pazartesi. Yani bugün EMS yapı Sivas Grup. Ee, şimdi EMS yapı Sivas Spor. Çok uzun. E nokta Sivas Spor diyeyim. Ya da EY Sivas Spor diyeyim. Kısaltmasını yapıyorum arkadaşlar. Ülke Stadyumu oynanacak. Maç saat 20'de başlayacak. Maçı Sivas bölgesi hakemlerinden Bahattin Şimşek yönetecek. Şimdi maçın hakemine dair de konuşacağım şeyler var. Bunu da söyleyeyim. Fatih Karagümrük 2-1 ile geçti Fenerbahçe. Sivas Sporu mağlup ederek önümüzdeki Cumartesi günde Beşiktaş'ı mağlup etmenin planlarını yapıyor. Haftaya 34 puanla Averaj'da ikinci giren Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımı Sivas Sporu yenip tekrar ait olduğu yere liderliğe yükselip Galatasaray taraftarına bir kez daha kriz yaşatmak istiyor. 3 isim dönüyor. 4 eksik 3 isim dönüyor. Kim dönüyor? Fred Rodriguez yani kısaca Fred. Alexander Ciku'ya Fenerbahçe kavuşacak diyor. Burada bir hata var. Şimdi uzun zamandır ikisi de ayrıydı. Üst üste puan kayıpları vesaire yaşıyorduk. Her iki futbolcunun da e, kadroda olması. Fred'in 11'de Ciku'nun yedek olması bekleniyor. Son olarak şurada maç yaptılar falan. Ferdi Kadıoğlu Nürnstadt başında sakatlığı nedeniyle yoktu. Onun da ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Zaits'in durumu belirsiz. Zaits oynamayacak arkadaşlar. Milli takımda hafif sakatlık nedeniyle alınmamıştı. E, 4 isim oynayamayacak. Bakalım 4 isim kimler? Serdar Aziz sakatlığını atlattı ama yok. Mert Hakan Yandaş henüz hazır durumu değil. Onunla ilgili de bilgi vereceğim. Uzun süre sakatlıktan ardından bireysel çalışmalar yapan her iki oyuncu da kadroda olmasını beklemiyorlar. Aynı zamanda Rodrigo Becao'nu ve Zayt'sın da aynı şekilde kadroda olması beklenilmiyor. Burada kritik bir olay var. Miguel Crespo sarı kart sınırında bulunuyor. Bakın İsmail'e dair hiçbir şey yok. Demek ki kural değişmiş. Demek ki şimdi kural şöyle mesela bir sarısı var ya futbolcunun. Ya üç sarısı var. Bir sarı kart daha yiyince dördüncü sarı kart cezalısı oluyor. Ee, eskiden kural şöyleydi. Hani maçın içine bir sarı kart dedi. Dördüncü sarı kart. Önümüzdeki maç cezalı. Ama ikinci sarı kart yiyip kırmızı yediğinde önümüzdeki maç cezasını direkt kırmızı kart cezası gibi çekiyordu. O üç sarı kart da silinmiyordu. Yani hala şey pardon o üç sarı kart da silinip bir sarı karttan başlıyordu. Sonra bir itirazlar falan vardı ama kural değişmiş muhtemelen. Yoksa İsmail'i de şey yaparlardı. Çünkü İsmail üç sarı kartı vardı. Trabzon maçında. Çift sarı yedi. Adana Demir maçında oynayamamıştı. Şimdi Fenerbahçe hata yapmak istemiyor açıkçası. Ve şampiyonluğun bir numaralı adayı olup bir numaralı adaylığını da sürdürmek istiyor. Şimdi diğer bir haberde Fenerbahçe'yi 3 müjde birden diyor ama az önce söyleyeceğimiz şeyler burada da geçerli. Ee, Crespo sarı kart diyese Beşiktaş maçında cezalı duruma düşüyor diyor haberde. Döneceklerden bahsettik. Geleceklerden bahsettik. Ee, Cresp olan şöyle böyle. Şimdi Arkadaşlar Fred Sivas maçında formasına kavuşuyor. İlk 11'deki yeri hazır. O Samuel'in hiçbir sıkıntısı yok. Şans verilmesi, görev verilmesi halinde o sayede yerini alacak. İlk 11'deki yerini alacak. Bunu da konuştuk. Bunu da anla anlattım. Ee, bu da tamam. Ferdi Kadıoğlu yine aynı şekilde. Ciku itmanın bir bölümünde takımla çalışıp bir bölümünde çalışmadığı için yani tam manasıyla hazır değil. Bir karara bakılır. Yani bugün Sağlık Heyeti oynatabilirsin derse oynayabilir. Ben bir şey diyemem. Ama benim bilgim dahilinde Sağlık Heyeti oynamaması daha iyi. Beşiktaş maçında tam olarak oynayabilir diyorlar. Hani benim tahminime göre de bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani yedekte başlayacak. Benim tahminlerime ve duyumlarıma göre yedek başlayacak. Mert Hakan'a dair bir şey diyecektim. Şimdi sağlık ekibinin kontrolünde Mert Hakan bireysel çalışmaları falan yaptı. Takımla birlikte çalışmalara da başlaması bekleniyor. Henüz tam manasıyla hazır değil ama yedek kulübesinde yerini alabilir. Bu arada Emre Kartal, İsmail Kartal'ın oğlu gerçek ve resmi bir anlamda yardımcı değil. Fenerbahçe yöneticileri de bunu belirtiyorlar. Ali Koç da demişti hatırlamıyor musunuz arkadaşlar stajını yapıyor diye. Ya sadece staj yapıyor. Öyle orada bir şey yetkisi yok yani Emre Kartal'ın. Bunu bilin. Çıkacağımız 11 Livakovic kalede. Osay Samuel sağ bekten. Samet Akaydın Osterwolde stoper ikilisi. <laughs> sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Orta alanda İsmail Fred Şimanski. Sağ tarafta İrfancan Kahveci. Sol kanatta Tadic Forvet'te Edin Cekum. Muhteşem altılı ileride. O sayı Kanatlarda muhteşem 8'li. Livakovic'i de dahil et muhteşem 9'lu. Evet ben de isterdim bir Bekao Ciku, iyi olsun Sivas maçına bu şekilde çıkalım diye. Ama bazen mecburiyetler, zaruretler bunu doğurabilir. Ben bu şekilde bir 11'i söyleyeyim. Sivas Spor Bahattin Şimşek'in yönettiği 7 maçta sağdan 5 galibiyet 2 beraberlik dağıtmış. İnşallah 8. maçta mağlup olacak. Şey zeka, yapay zeka böyle demiş. Sivas'ın içine en çok o tek şey yarar, hakem yarar demiş yapay zeka seçtirtmiş. Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe AŞ hisseleri Kasım ayında 13 milyar 362 milyon 300 bin lirayla tarihi zirveyi görmüş. Hani bizim borcu düşürmediği müdece bir faydası olmuyor. Kasımpaşa Sami Uğurlu açıkta ilk maçta Gaziantep 4-2 yenmiş. Samsun Spor deplasmanında Adana Demirspor 3-2 mağlup ederek alt sıralardan kurtulma yolunda çok kritik bir 3 puan sahibi olmuş. yapımcı Timur Savcı Türk futbolunda ve Fenerbahçe'mizin Ordinarius lakaplı efsane futbolcusu. Lefter Küçük hayatının Lefter'in hayatı ismiyle beyaz perdeye taşıyacağını duyurmuş. Hani gidip de Recep İvedik falan filan gibi koyu Galatasaraylıoğlu Fenerbahçe'nin alay eden kişilerin ayrıca söz verip Fenerbahçe kazanırsa Fenerbahçe forması giyeceğim namusum şerefim üzerine söz veririm deyip beyaz da iddiaya girip de namusunu şerefini ayaklar altına aldırıp e, giymediği formanın da hesabını sorun. Fenerbahçe taraftarı olarak biraz Fenerbahçe milliyetçiliği yapın arkadaşlar. Fener, en azından Fenerbahçe düşmanlarına prim kastırmayın. Yani her, her Fenerbahçe'nin olmayan şeyini demiyorum. Şimdi Ali Koç'tan bir samandıra çıkarması olmuştu hatırlıyorsunuz. Başkanımız Ali Koç e, önderliğinde yönetimimiz samandıra çıkarma gerçekleştirmişti. Sezon 19 19'da yaparak başladınız. Kalitenizin farkındayız. Bu camia size güveniyor. Yine aynı başarıları yakalayacağınızdan şüphemiz yok. Sezon sonunda hep beraber şampiyonluk coşkusu yaşayacağız demiştim. İsmail Kartal'a da dönmüş. Demiş ki futbolda yol kazaları hep olur. Üst üste kritik maçlar oynadık. Arkandayız. Sana ilk günkü gibi güveniyoruz. Sen bu camiadan çıkmış birisin. Bu zorlu süreci hep beraber aşacağımızdan hiç şüphem yok demiş. Ve İsmail Kartal'a size söz veriyoruz demiş. Yapılan toplantının ardından. Aynı zamanda kaptanlardan Edin Ceko, Mert Hakan, Sakat, şey, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadiç ve İrfan Can Kahveci'nin de galibiyet sözü verdiği. Mert Hakan ve İrfan Can'ın camiamıza taraftarımıza ve sizlere istemediğimiz bir üzüntü yaşattık. Bunu toparlamak. Bizim elimizde Sivaspor yenip çıkışa geçeceğiz. Size söz veriyoruz demiş. İsmail Kartal'da kaybedilmiş bir şey yok. Bu durumu mutlaka telafi edip Fenerbahçe taraftarına yönetimizi, mutlu edeceğimizi söz veriyoruz demişler. Vallahi bugün Fenerbahçe için bir şey söyleyeyim. Normalde benim skor tahminim maç öncesi canlı yayında olur. Fenerbahçe bugün ön alanda baskı yaparsa orta alan oyuncuları zekasını kullanarak oyun oynarsa kanat oyuncuları ben bugün için dinlendirilmesi gerektiği fikrindeyim. Bana kalırsa Tadiç dinlenmeli. Emre Mor'la başlamalıyız. Hem Sivas Spor'a büyük bir şok hem pırpır pır iki kanat hem defansa yardım edebilecek özellikle iki isim hem koridor açmak için Ferdi'ye ve Emre'ye koridor açmak için müthiş iki isim. Hem Sivas Spor'un gardını düşürebilecek zekada bir olay. Hem takımın şeklini şemali değiştirebilecek bir şey. Hatta bana kalsa Mesela Fenerbahçe teknik direktörü ben olsam hem Tadiç'i hem Ceko'yu yedek bekletirim. Bacuay'ı forvete, Emre Mor'u sol kanada, sağ tarafa İrfancan Kahveci, bir pırpır bir playmaker. Şimanski, Fred, Irf, İsmail orta üçlü. Sağda Usai, solda Ferdi stoper ikilisinde aynı şekilde dediğim gibi Osterwold Osterwolde ile Samet Akaydın. Bu arada Ciku oynayacak olursa Samet Ciku oynayacak. Yani Ciku Osterwolde değil. Samet Akaydın Ciku oynayacak. Bilginiz olsun. Çünkü geriden oyun kurma, uzun top atma, <laughs> hani diagonal paslar atma gibi özellikler ve vasıflar yüklü olduğu için Ciku'da bunlar istenecek. Ee, o yüzden de bunu, bunu mesela Osterwolde ile deniyoruz. Vallahi ben olsam böyle çıkarım. Kadıköy'de. Tad için hani uzun toplara yetişme becerisi yok. O hızı yok. O şeyli atletikliği yok. Son maçlarda da dökülüyor. Ben olsam Tadiç'i, Ceko'yu hani Beşiktaş maçına saklıyorum diye oyuncuları da motive ederim. Sivas maçında da e, oynayan kişileri de motive etmiş olurum. Hocam Emre'm oradan emin değilsin. Kent oynat. Defansa yardım eder. Hücuma yönelir. Açar, basar, gider, şut çeker, şut alır, pas verir, pas alır. Yani hepsini yapar. Çocuk daha ne yapsın? Ya ben olsam bunu yaparım. Ceko'yu niye oynatmam onu da söyleyeyim. Ya Ceko e, hedef forvet. Fenerbahçe futbolcuları şu an şu futbolcular hedef forvet değil. Orayı karıştıracak e, biraz da kıpır kıpır bir forvete ihtiyaç duyuyorlar. Bence Batshuayi oyun Stoperlerin adını alacak. Şimanski 2-3 golle maçı tamamlayacak. Kent'i İrfan oynatacaksın. İrfan playmaker'lığıyla, Kent hızıyla, süratıyla skor elde edecek. Şimanski, Fred aradan sıyrılacak bir şey yapacak. Ha yine Tadic, Ceko'yla ile oynatacağından eminim. Ceko Tadiş'ten oynuyorsak da en azından Ferdi'nin onun üzerinden 9'luk 10'luk performans göstermesi lazım. Dinlenmiş bir Ferdi. Koridor açacak Tadiş'te bence iyi anlaşır. Aynı şekilde sağda da İrfan Can Osayi uyumu. Bence Osayi Nörşin başından sonra bayağı hırs yapmıştır. Bir şeylere sebep olur. İsmail Fred Şimanski üçlüsü çok üretir. Bence çok fazla gol pozisyonu yakalar. 20'den fazla şut çekeriz gibi geliyor. Hani Bunlar normal şartlar altında. Takım sahaya çıkar yürür bir şey diyemem. Ben normal şartlardan bahsediyorum. Ben amaçla 4-1'lik bir galibiyet bekliyorum. O yiyeceğimiz golü de duran toptan yeriz gibi geliyor. İçimde de böyle bir his var. Sizin skor tahmininiz nedir arkadaşlar? Buyurun yoruma. Görüşmek üzere. Bu arada bir şey de belirteyim. Ee, aslında belirtmesem daha mı iyi? Yine de belirteyim. Şimdi Beşiktaş maçında Ciko kesin olarak oynayacak. Ama e, bu maçta sıkıntı açıkçası bunu da söylemiş oldum arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Skor tahminini yazmayı unutmayın. Bir de beğeniyle aboneliği unutmayalım.